Konumuz Fenerbahçe. Fenerbahçe eski başkanının bir açıklamasını okudum ve beni çok etkiledi. Tabii eski bir Fenerbahçeli olarak. Azizlerim diyor ki, ben diyor Fenerbahçeyim diyor. Şimdi ne alakası var şimdi sohbetle bu meselenin diyeceksiniz. Yine bakın şunu unutmamak lazım. Üstad Hazretleri bunu laikalarda çok yapıyor. Her Müslümanın, her şuurlu Müslümanın ana gündemi nedir? Ana gündemi Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Değil mi? Ona ibadet etmekti. Ana gündemimiz budur. Peki biz Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıyacağız? Cenab-ı Hak bize kendini nasıl tanıtıyor varlık sahasında? Rububiyetiyle tanıtıyor. Rububiyeti nedir peki? Yaratmış olduğu bütün mahlukatla ve hadisatla kendini tanıtıyor. Yani her hadise, her mahlukat aslında beni Cenab-ı Hak'la irtibatlandırmak adına var ediliyor. Şimdi gündeme dair birçok konu, birçok hadisat var. İşte Gazze hadisesi şu anda en canlıların bir tanesi. İşte aklımıza gelecek her türlü ne aklınıza geliyorsa her türlü varoluş aslında bizim ana gündemimiz için malzemedir. Biz gündemi gündemimize taşırız. Biz gündemi gündemimize taşımak zorundayız. Bunu da şöyle anlamamak lazım. Bunları takip edelim de gündemin malzeme olsun diye değil. Ama illaki nazarımıza çarpıyor. Sosyal medya kullanıyoruz. İşte haberleri okuyoruz. Bir yerlere denk geliyor. Çünkü insanların ekserisinin fikri bu suni gündemler üzerine dönüyor. Fakat biz ana gündemimizi sağlam inşa ettiğimizde bütün o suni gündemler bizim ana gündemimize, Cenab-ı Hakk'ı tanımaya, ibadet etmeye vesile oluyor. Vesile olmalı. Vesile oldukça zaten tefekkür kapımız açılacak yani. Okuduğunuz bir kelam, gördüğünüz bir hadise, hatta yol içerisinde, hayat içerisinde gördüğünüz bir objeden tefekkür noktanız ne kadar genişse aslında siz o nispetle Kur'an'ın istemiş olduğu mütefekkir bir Müslüman olmuş olursunuz. Tekrar söylüyorum bunları takip edelim demiyorum ama hayat içerisindeyiz. Yani yol üzerinde, hayat içerisinde birçok şey görüyoruz, birçok objeyi görüyoruz, birçok varoluşu görüyoruz. O yüzden tefekkür esastır. Biz de elhamdülillah kendi dünyamızda böyle kurduğumuz bir grubumuz var işte tefekkür grubu diye. Kaç yıldan beri böyle haftada işte 15 günde 5 tane tefekkür atmaya çalışıyoruz. Bu melek elhamdülillah bayağı bir dünyama benim yerleşti. O yüzden ben genel itibariyle böyle her gittiğim yerde mutlaka etrafa böyle çok dikkatli bakmaya çalışırım. Çünkü Kur'an'ın en önemli emirlerden bir tanesi baktır. Yani varlığa, hadiseye. Yani e, böyle şu saate bakarken bile müminin bakışı farklı olmalıdır. Şu işte abajura bakarken, işte şu tabloya bakarken, şu olaya bakarken mutlaka ondan bizim kendi dünyamıza Kur'an'ı bir bakışla, sünnete dayalı bir bakışla onu analiz etmemiz lazım. Dikkatli olmamız lazım bu noktada. E tabi bu tefekkür ne kadar ciddi alemimize yerleşince gerçekten de varlık sahasında malzeme toplamak çok kolay oluyor. Yani elhamdülillah tahtis nimet olarak ben çok şükür ediyorum. Bu kardeşlerle beraber uzun zamandan beri yaptığımız bu çalışmaların ben meyvesini çok görüyorum yani. Şimdi ben de din hayatın hayatı hem nuru hem esası diyor. Yani din dediğimiz şey fiili ibadetlerden ibaret bir şey değildir. Fiili ibadetler fikrin inşasından sonra vücuda gelen Hakikatlerce mesela namaz fiili değil mi? Fiili ibadettir. Namaz fiili ibadetti yaklaşık 9 ya da 12 sene sonra emir olmuştur. 9 sene boyunca Kur'an-ı Kerim çok ciddi bir fikir inşası yapmıştır. Varlık sahasında azameti, yaratılışı gösterir. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını gösterir. Ondan sonra Bunları gören insan işte bütün o tasarrufatı, bütün ihsanatı külle ilahi ve o ihsanatı külle içerisinde kendine bakan, bütün varlığa bakan nimetlendirmeyi gördükten sonra evet ben buna bir teşekkür etmem lazım, bunu yapana bir teşekkür etmem lazım diyerek insaniyetin gereksinimi olan namazı eda etmeye başlar. Şimdi hal böyle ne olursa olsun din namına meydana çıkmamız lazım. Yani hadise oldu neye göre konuşacağız? Ana gündeme göre mi? Suni gündeme göre mi? Şimdi bu Aziz Yıldırım'ın ben Fenerbahçe'yim diye ifadesi ki bunu ben videosunu izledim. Aynen bunu söylüyor. Ben Fenerbahçe'yim diyor. Şimdi tabii o röportajı ben devamında da izledim bunu. Dedim ya ana gündemime göre değerlendirdiğim için hani üstadın ibret için sinemaya gitme meselesi var ya yani bu sinemaya gidelim değil de dedim ya karşılaşıyoruz yani kulağa delik adamlarız. E, geçmişten gelen zaaflarımız da var. Kendi adama konuşayım. İlla ki nazarımıza çarpıyor. Duyuyoruz gündemi. Şimdi bu kelam çok böyle İddialı bir kelam değil mi? Ben Fenerbahçiyim demek. Aslında bakın bazı kelamlar e, külli kaideleri içerir. Kur'an-ı Kerim bunları çok nazara verir bize. Misal versek aklınıza ne gelir bu külli kaide içeren kelamdan? Mesela şöyle söyleyeyim size. La uhibbul afilin. Ne demek? Ben batıp gidenleri sevmem. Kelam kime ait? İbrahim Aleyhisselam'a ait. İbrahim Aleyhisselam nezdinde aslında o kelamı İbrahim Aleyhisselam söylemiştir. Haktır. Fakat aslında insanın mahiyetine baktığımız zaman eşya ve varlık üzerinde zeval ve firakla hemhal olan bu eşyanın insan tarafından istenmeyeceğini, insanın talep etmiş olduğunun aslında batmayan, bitmeyen, gitmeyen bir varlık olduğunu yani Cenab-ı olduğunu ifade eder. Yani la Uhud bil afinin bir kelamdır. Fakat külli bir kaide ifade eder. Bir tane daha örnek versek. Evet mesela bir ya baki entel baki. Bir Kur'an ayeti değildir. Aslında şeyin halukun illa Her şey helak olup gidicidir. Ha bunu duydu mu insan ruhu? Buna mukabil bir kelam ister. Çünkü tedavi olması lazım. İnsan çünkü varlık sahasında kalbiyle, ruhuyla bütün kainatla alakadar. Ne lazım o zaman insana? Ya baki entel baki. Ya baki entel Yani batıp gidenlerin hepsi gitsin. Biz eşya üzerinden zevalle, firakla hemhal oluyoruz. Evet her şey canımızı incitiyor. Ama biz biliyoruz ki bütün bunlar ayneydi. Bütün bunlar sabit olan, daim olan bir zatın varlık sahasında tecellisiydi. Dolayısıyla bizim talep ettiğimiz baki olan zattır. Ya baki, entel baki. Bütün eşyanın zevalinden gelen cerihaları, yaraları tedavi eder. İkinci ya baki, entel baki de merkeze ulaştırır ve sen artık o merkezi yani o kaynağı bulunca insan ruhu rahat etmeye başlar. Bir tane daha örnek verelim ki zaten konuyu oraya bağlayacağım. Karun, ben kendi ilminle yaptım der. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetin meali bu. Ben kendi ilminle yaptım. Ha demek ki karuniyet de bir vasıftır. Yani insan varlık sahasında bir şeylere mazhar olmaya başladığında onu kendine almaya maalesef başlıyor. Bakın bunlar hepsi bir kelamdır. Kelamullah içerisinde yerini bulmuştur. Şimdi düşünün siz bir kelamullah niye firavunun sözüne yer versin? Bir kelamullah niye karunun sözüne yer versin? Mesela haşa ve haşa teşbih, tahayyülü küfür küfür değildir. Ben bir şöyle bir kitap yazsam azılı düşmanların ismini oraya koyar mıyım? Değil mi? Peygamberi koyarsın. İşte atıyorum mübarek zatları koyarsın ama yani Firavun'un ne işi var? Şeytanın ne işi var? Şeytan öyle demiş yani. <laughs> Bütün kitaplar benden bahsediyor demiş. Yani. <laughs> Ondan sonra Karun'un ne işi var? Niye oraya koyarsın bunu? Ha demek ki Cenab-ı Hak bize onları oraya koymak da ayetler içerisinde bunları zikretmekle insaniyet içerisinde var olan bazı vasıfları ders verir bize karuniyet bir vasıftır. Firavun bir vasıftır. Ha bunlar yaşamıştır. Suret manası haktır. Yani bunlar vasıftır deyince bir hikaye kitabı değil. Bunlar gerçekten yaşanmış hadiselerdir. Ama yaşanmış hadiseler içerisinde düstur küllü kanun ümumi şeklinde bütün insanlık alemi içerisinde her an içerisine girip çıktığımız vaziyetler olarak bakacağız. Bu vaziyetlere, bu kelamlara, bu ifadelere, bu şerli vaziyetlere. Müspet taraflara da aynı şekilde bakacağız. Yani mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılması. Seni kuyuya atan nedir? Kuyu nedir? Mesela şu andaki en büyük kuyu nedir? Bedendir. En büyük kuyu cismaniyettir. Beni peki bedene, mülke, mülk boyutuna atan şeyler kardeşler nedir dediğimizde işte riyadır, şandır, şöhrettir, şehvettir. Ondan sonra kat işine. Sen bunlar tarafından yusufluğunu kaybediyorsun ve kuyuya atılıyorsun. Ve o kuyuda ondan sonra oradan çıkarılacaksın, köle olarak satılacaksın. Yani kimin kölesi olacaksın? Dünyanın kölesi olacaksın. Neyin peşinde koşuyorsan, cesede ve mülke temas eden neye, neyin peşinde koşuyorsan o şey tarafından satılacaksın. Ne kadar sürecek bu süreç? 12 sene hapiste yatacaksın. Ha eğer kendini vahyin terbiyesine tabi tuttun da, oradan çıktığında da Mısır Aziz'i olacaksın yani. Bakın bu hep bir kanuniyet okumasıdır. Böyle bir sürü örnekler verebiliriz. Şimdi benim nazara vermeye çalışan nokta şu. Birinci sözde Üstad Hazretleri insan tanımını yaparken şu ifadeyi kullanıyor. Bir misal veriyor malumunuz. Diyor ki işte birinci sözde ne anlatılıyor bize? Bismillah. Şimdi Bismillah her hayrın başıdır. Hayır nedir? Hayır vücudu işlerdir. Mesela sizin şu şeyi kaldırmanız bir vücuttur ve bu bir, bir hayırdır. Yani şu hadisenin olması için saymaya kalksak hadsiz esbabın musahhar olması gerekir. Şu hadise. Çok basit bir hadise gibi gözüküyor bu. Kitabı kaldırıyorum dediğin kitabı kaldırma hareketinde. Mesela şu kol kasında bir ortopedici doktor söylemişti. 20 kusur tane kasın hareket etmesi gerekiyor. İşte hava akımının ona göre dengelenmesi gerekiyor. Senin elinin işte sistemin ona göre hareket etmesi lazım vesaire. Ve sen bu kitabı kaldırdın. Yani ben bu kitabı kaldırıyorum demek, demek için senin aslında bütün bu fiillerin harik olman lazım. O yüzden Bismillah bir kelamdır. Külli bir kaide ifade eder. Bismillah her ayının başıdır diyerekten aslında ben bir varlık sahasında yapmış olduğum bir işi Cenab-ı Hakk'a isnat ederim ve derim ki yapan odur. Ve bunu olması için de birinci sözle verilen misalde insanın mahiyetindeki iki nokta nazara verilir. İnsan mahiyetine baktığında insan acizdir. İnsan fakirdir. Bakın hassiz aciziyet içerisindeyiz. En ufak bir mikroba karşı koyamıyoruz. En ufak bir hadise karşısında titremekten kurtulamıyoruz. İnsan fakirdir. Varlık sahasında hiçbir şeye tam manasıyla sahip değildir. Mesela bir şeye sahip olmak için her şeyi yapabilecek kudret gerektir. Mesela sen yarın işte fabrikana gitmek için, işte Fenerbahçe'ne gitmek için, işte işine gitmek için, bir şey yapmak için e, niyetlendiğinde bütün varoluşu yapabilecek, idare edebilecek bir kapasitede, bir potansiyelde olman lazım. İlah olman lazım. Bu da imkansızdır. O yüzden insanın nazara verirken diyor ki bakın insan nihayetsiz aczi ve farklı olan bir varlık. Fakat insandaki bu az ve farklı neden verilmiştir? Onu nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip kadir Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Yani aslında bizim bütün varoluş sahasında, bütün başardığımız işlerin arkasında hep mutlak bir kudret, mutlak bir rahmet vardır. Yani biz onu kendimizden bilmeye başlarız. Kendimiz yapıyor zannetmeye başlarız. Ya ben bunu kaldırıyorum dersin. Ben yaptım dersin. Ben koşturuyorum dersin. Bu hadise insan vahyin terbiyesinden uzaklaştıkça artmaya başlar. Yani artık öyle bir hale gelir ki insan. Ene bahsinde şöyle bir ifade var, çok dehşetli bir ifade. Şimdi insanda bir Ene var. Ene Cenab-ı Hakk'ı tanımak için bize verilmiş numuneciklerden oluşan bir sistem olarak düşünün. Mesela ben bunu kaldırıyorum derken bidayette bunu ben kaldırayım diye düşünürsün ama hemen şuur açılımınla sen aslında bunu yapamayacağını anlar bunu sahibine iade edersin. Yani bu fiili sahibine iade edersin. Sende gözüken bütün kemalete dair her ne varsa bunların hepsi Cenab-ı Hakk'a ayettir. Sen de numunecikli olarak gözükür. Sen bunlarınla Cenab-ı Hakk'ı tanırsın. Yani Nihayetsiz, sonsuz olan bir zatı tanımanın yolu o nihayetsizliğe vehmi hatlar çizmektir. Ama bu vehmi hatlardır. Mutlak değildir. Buna insan olarak hep verdiğimiz örnekler nelerdir bizim işte? Paralel ve meridyen çizgileri vardır. Değil mi? Paralel meridyen çizgileri var mı normalde? Yok. Ama biz paralel ve meridyen çizgilerinin varlığını kabul edip onun üzerinden sistemsel hesaplamalara gideriz. Saat hesaplaması, işte rota hesaplaması, yön hesaplaması hep o sistem üzerinden yapılır. Şimdi sen o vehmi çizgileri mı? hiçbir şeyi ölçemezsin, hiçbir şeyi tanıyamazsın. Cenab-ı Hak da bize bazı vehmi numunecikler, vehmi ondan sonra tecelliler vermişti. Bize ait değildir o. Yani mesela bende bir irade var, Cenab-ı Hak'ta da bir irade var şeklinde. Bendeki mutlak bir iradeden bahsetmiyorum ben. Yani aslında onun iradesinin bende gözükme şekliyle ben onun iradesini tanımaya başlarım. Şimdi insanın mahiyeti böyleyken insan hikmeti hikatini unutup yani ana gündemini unutup Cenab-ı Hakk'ı tanıma, Cenab-ı Hakk'ı bilme vazifesini unutup vazifi fıtriyesini terk ederek kendine mana ismiyle baksa. Yani ben, benim, Hasan'ım, işte Aziz Yıldırım'ım demeye başladığında kendini malik itikat etse o vakit emanete hıyanet eder. Bakın emanete hıyanet eden yeri cehennemliklerde hadis-i şerif var. Biz bu hadisi sureten çok iyi biliriz. Emanet ben bunu işte Beşir'e emanet ediyorum. Beşir bunu alıyor, saklıyor. Diyorum ki Beşir bunu bana ver. Beşir diyor ki abi diyor ben onu kaybettim, ben onu bozdum. Sen cehennemliksin, emanete hıyanet ettin. En büyük emanet insaniyettir. Emaneti bir hakkın ifa etmekte insaniyet üzerinde gözüken tecellilerle Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve Cenab-ı Hakk'ı bilmektir. Bunu unuttuğumuz, bunu yapmadığımız her an emanete hıyanet etmiş oluyoruz. Ve Allah muhafaza cehennemi boylarız yani. Bunu nasıl yapacağız? Eneyi doğru tanıyarak yapmamız lazım. Peki bunu yapmadığımız ne olacak peki? Ve kat habemen ne demek manası? Nefsini günaha daldıran hüsrana düşmüştür. Yani buradaki günah nedir? Buradaki günah bildiğimiz öyle fiili günahlardan değildir. Yani. en büyük günah ilahlık dava etmektir. Yani. Bunun adı şirktir zaten. Bak ne dedi? İşte bütün şirkleri ve şerleri, dalaletleri tehlik eden enaniyetin şu cihetindedir ki semavat ve arz ve cibal tedehüş etmişler. Bu yani Kur'an-ı Kerim'de geçen işte biz emaneti dağlara verdik o almadı da insan aldı şeklinde ifade edilen bu mana yani enede öyle bir mahiyet var ki insan varlık sahasında var o, var edeni unutmaya başladığında kendini var eden olarak görmeye başlar. Allah muhafaza. Ve evet ene ince bir elif bir tel bir farazi hat iken bakın mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvi nema bulur. İnsan kendini vahiy irtibatlandırıp mahiyetindeki az ve farkı unuttu ve varoluş sahasında bir şeylere de mazhar oldu. İşte Fenerbahçe kulüp başkanı iken işte şampiyonluklar elde etti. Hizmet sahasındasın, hizmetlere mazhar oldun. İnsanlar geldi, F3, F sana dahil oldular. Seni dinlemeye geldiler. Sen muvaffak oldun. Bir medrese, 2 medrese, 3 medrese. Hiç önemli değil. Ve hatta iş yerinde muvaffakiyetlere mazhar oldun. Çalıştım ve kazanıyorum. Çalışmam lazım, kazanmam lazım diyerekten bütün o fiilleri kendine almaya başladın. Artık o enaniyet yavaş yavaş teşekkür toplu altında kalınlaşmaya başlar. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Bak şimdi koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Bütün o insan bütün letaifiyle adeta ene olur. Sonra bakın şimdi öyle bir hale geldi ki bir vehmi bir hat iken adeta mutlak bir varlık gibi bütün varlığıyla ene davasını gütmeye başlar. Ben demeye başlar. Zaten röportajı izledim de mübalağası söylüyorum. Böyle yani 10-15 kelimeden bir tanesi ben. Ben, 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 ben. Ramazan davulu gibi böyle. ben, ben diye vuruyor. O orada öyle gözüküyor. Bende de başka gözüküyor abiler. Mesela biz şahsı konuşmuyoruz, fiili konuşuyoruz, faili konuşmuyoruz yani. Onun orada göstermiş olduğu o reaksiyonla benim MDS'de göstermiş olduğum reaksiyon aynıysa aynı fark eden bir şey yok yani. Onun o Fenerbahçe kulüp başkanlığında yaptığını ben MDS'de işte atıyorum. Teneffüs vaktinde veyahut da hangi MDS'de hizmet ediyorsak orada veyahut hangi dergahdaysak orada yapıyorum. Fark eden hiçbir şey yok yani. Aynı kanuniyettir bu. Karun'dan başlayan süreç ben kendi ilmimle yaptım diye başlayan süreç kendi mahiyetini unutup Cenab-ı Hak'tan gelen rahmetin farkındalığını unutan bir şuurda bu kulüp başkanlığında ben Fenerbahçe'm olarak gözükür. Burada ben hizmetim diye gözükür. Evde reis benim diye gözükür. Dükkana gittiğinde çekirdekten başladık, sıfırdan başladık, buraya geldik şeklinde gözükür. Gözükür de gözükür, gözükür de gözükür yani. Bu böyle gözüküyor. Altyapı aynıdır. Kanuniyet aynıdır. Hiç fark eden bir şey yok yani. Ve devamında bakın sonra nevin enaniyeti de bir de asabiyeti neviye ve milliye cihetiyle de o enaniyet kuvvet verip o ene enaniyeti neviye istinat ederek şeytan gibi. Şimdi niye adam ben Fenerbahçe'yim diyor. Çünkü Fenerbahçe bir nev. Yani birçok insanın değil mi beraber olduğu beraberlik olan bir yer. Oradan da gelen bir enaniyet var. Onu da taktı. Bir de asabiyet var. Kendi fıtratındaki bir şey var. Birleşince ortaya koca bir ben çıktı. Gel bu tarafa. Bende bir ben var. Bir de şahsi manevi de ifade etmiş olduğum bir ben var hizmet dairesinde. Ben kendimi vahyin terbiyesine tabi tutmadığımda, buradaki muvaffakiyeti kendime aldığımda benim benim nevin enaniyetiyle birleşiyor. Adeta bir mübarek firavun veyahut da kavrun gibi karşımıza çıkıyor. Gene aynı kanunet. Hiç değişen bir şey yok yani. Ve bu sefer Saniye Celal'in evamirine karşı mübareze eder. Adam öyle diyor. Fenerbahçe diyor bir bütündür diyor. Kim inanırsa inansın. Kim hangi dini tutarsa tutsun diyor bak. Kelam bayanım bu. Hangi dini tutarsa tutsun. Ulan din takımı mı tutsun? Ben diyor karışmam. Herkese saygı duyarım. Bak bunların hepsinden ben beriyim. Sani Yüzücelen evamıyla karşı mübarek etmek budur işte yani. Çok dehşetli bir şey ya. Çok <laughs> dehşet aldım yani o yüzden. Onu böyle dinleyince ha dedim işte Hasan. Dikkat et. Ben Fenerbahçe'nin dediğinde aslında bakın. Aziz Yıldırım Fenerbahçe olabilir mi? Olamaz. Fenerbahçe az yıldımdan büyük müdür? Büyüktür. Şimdi bunu izleyenler niye Galatasaray falan diye şey yapmasınlar. Yani mevzu oradan gittiği için söylüyorum. Yani kanuniyeti okumaya çalışın buradan. Dinleyenler için söylüyorum. Peki şimdi gelelim. Aynı kanuniyet bizim dairemizde nasıl gösteriyor kendini? Ben hizmetim diye gösteriyor. Nasıl gösteriyor ya? Ben burada kendimi esas yapınca bana tabi olanlarla beraber değil mi? Benim fikrimi olanlarla beraber benim temas edeyim benleştirdiğim adamları şahsı manevi yapıyorum. Atıyorum Yüksel abi de bana karşı çıkınca. Ben hizmetim diyorum. Peki Aziz Yıldırım'a bunu söyleten nedir abiler? Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe davasında çektiği çileler yapmış olduğu fedakarlıklardır. Adam hapis yattı, mücadele etti, mücahede etti, cihat etti adam kendi dünyasında. Bütün bunlar da eklenince, fedakarlıklar da eklenince ne dedi? Ben Fenerbahçeliğimden çıktı, dedi ki benim şahsım Fenerbahçedir dedi. Gel şimdi bir sahaya, manevi sahaya, ben şimdi burada hizmet etmeye başlayayım, burada hizmet ettirildiğimi unutmayayım azizim fakrımı, mahiyetimi unuttum. Cenab-ı Hakk'ın günahkar bir insanın eli de hizmet ettireceğini unutayım. Kendinde gözükenleri kendinden bilmeye, maliket dava etmeye başlayayım. Bu da fedakarlıklar yapmaya başlayayım. İşte vakıf olayım 30 sene, 40 sene, 50 sene hayatımı feda edeyim. Günümü zamanımın her, her, anını bu hizmete sarf ettikten sonra ben bu vahyin terbiyesinden kendime tabi etmeyip imanı tahkiki derslerini kenara bırakıp elinin mahiyetini Kur'an'la yorumlamazsam ben de yanıma gideceğim ki ben hizmetim kardeşim. Denmemiş mi? Çok. Denilebilir mi? Her an. Bu bir kanuniyet abiler. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden bize Nasr suresinden verilen bir nedir? Mesaj var. Mekke fethedilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vatan olan Mekke'ye muzaffer bir şekilde giriş yapıyor. Yani zafer. Fethedilmiş Mekke. Ayet geliyor. Değil mi? Estaizu billah. İzâ vel feth diye. Değil mi? Ne diyor? Sen fete mahsar olduğunda insanlar fevç fevç senin dinle tabi olduklarında ne diyor? Gururlan. Ben dinim. Demiyor. Fesebbi bi hamdi rabbike ve Fesebbi Allah'a tesbih et. Kendini değil. Ben 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 deme. Allah'a tesbih et. Fesebbi bi hamdik. Hamd et. Çünkü bir sürü varlık sahasında tasarrufata mahsariyetle sen bu muvaffakete ulaştın. Sonra istiğfar et. Değil mi? Fesebbi bi hamdi rabbike. Rabbini tanı. Yapanı bil. İstiğfar et. Bir şey oldu elhamdülillah, estağfurullah, elhamdülillah. Mahzar olduğumuz vücudu haller için estağfurullah perdelediğimiz belki bozduğumuz için. Dolayısıyla bunu yapmadık mı abiler? Aziz yıllarında gözüken işte ben Fenerbahçe'yim ifadesi senin iş yerinde bu iş benim, ben kendi ilmimle yaptım. İşte hizmet sahasında ben hizmetim demeye dönmeye başlar. Bu kanuniyet şeklinde her an kendini gösterir. O yüzden yapmamız gereken şey nedir? Kendimizi her an vahyin terbiyesine tabi tutup Elimizden geldiği kadar istiğfarı elden bırakmamak, tövbe ve istiğfarı en büyük ibadet olarak görmek ve bütün bu mahsariyetlerle beraber Cenab-ı Hakk'a dua etmek. Ya Rabbi bizden bildirme, kendimizden bildirme, lisanı hal ve lisanı kal ile, kal ile, besmele ile hayırları vücudu sana vermeyi nasip eyle diyerekten Cenab-ı Hakk'a dua etmemiz lazım. Çünkü malikiyet davası yani benlik o mülk edinme, ben yaptım, benim demek çok büyük bir davadır. O yüzden cehennem meleğinin ismi Maliktir. İnsanları cehenneme atacak en büyük yanılgı benlikle benim iddiasıdır. Bu ben Fenerbahçeyim, Fenerbahçe benim, ben hizmetim, hizmet benim şeklinde kendini gösterir. Abi ne yapacağız? Yani hizmeti sahiplenmeyelim mi? Hizmeti sahiplenmek ayrıdır. Enaniyetini sahiplenmek bütün bütün ayrıdır. Evet, hizmeti sahipleneceğiz. Azlılığımda Fenerbahçe'yi sahiplenmişti. Ama hizmeti sahiplenirken tamam ben bu hizmeti kendi varoluşu, hizmetleri kendimden bilmeye başladığımda yavaş yavaş kendimi hizmet zannetmeye başlarım. Bu da çok büyük bir helaketin kapısını açar. Cenab-ı Muhafaza eylesin inşallah. Subhaneke la ilme illâ men âlemten inneke entel alîmü'l hakîm ve âhiru dâ'imul rabbil el Fatiha.